Evet, şimdi bir de Uğurcan meselesini soralım. Trabzonspor bu oyuncuyu satacak mı? Avrupa Şampiyonası öncesinde en çok konuşulan konuların başında buydu. Yani şu açıdan söylüyorum ben. Hatta bir gün Ahmet Ağol'un bir demeci vardı galiba Kulüpler Birliği çıkışında. Yani biz bu oyuncuyu satacağız ama işte bunu biz Avrupa Şampiyonası öncesi mi yoksa sonrası mı satarız? Buna karar vereceğiz gibi bir ifadesi vardı. Üç aşağı beş yukarı böyleydi. Şimdi Türkiye elendi geldi. Nedir Uğurcan'da son durum? Trabzon bu oyuncuyu satıyor mu Nurgül Hanım? Uğurcan satacak mı? Yani tabii ki Trabzonspor'da aslında yani sezon biter bitmez yani abartma olmasın ama sanıyorum yani o günden bugüne kadar Uğurcan'la ilgili yazılan en önemli konulardan birisi de şuydu. Yani Trabzonspor'un transfer politikası biraz da Uğurcan'ın transferinin gelecek paraya bağlıydı. Ama tabii Ahmet Ağoğlu'nun limitler çerçevesinde, dahilinde biz transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Limitleri aşmadık açıklaması da tabii altı çizilecek bir noktaydı. Uğurcan Çakır'dan gelecek parayla Trabzonspor bir sol bek, bir forvet daha almayı planlıyordu ama dedi az önce söylediğin çok doğru bir ifadeydi. Çünkü Ahmet Ağoğlu bunu sadece bir kez de birkaç kez yineledi. Uğurcan Çakır'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda göstereceği performanstan sonra aslında iyi bir beklenti vardı, iyi bir performans beklentisi vardı. O performansın yansıması olarak rakamı biraz daha yukarı çıkarma amacındaydı. Yani onun dışında yoksa Uğurcan'ın elbette talipleri çok. Gerçekten İngiltere Ligi başta olmak üzere, Premier Ligi başta olmak üzere, Almanya'dan da oldukça fazla, İtalya'dan da talipleri var. Trabzonspor'un buradaki amacı sadece rakamı biraz yukarı çıkarmaktı. Tabii bu da milli takımın performansıyla paralel olarak hani ne kadar üzerine koyacak tabii onu biz de merak ediyoruz ama Ahmet Ağoğlu'nun beklentisi, Trabzonspor'un beklentisi en az 20 milyon euro civarıydı. Şu anda gelen teklifler nedir? Tabii kulübe resmi bir teklif yok şu ana kadar. Onu söylemek istiyorum çünkü bunu Ahmet Ağoğlu kendisi de bize birkaç tekrarladı. Ama şu sıra sanıyorum hareketli geçecek. Bu haftayı böyle geçeceğiz diye düşünüyorum. Bu hafta bir hareketlilik olmayacak ama önümüzdeki kampa yakın bir dönemde gerek Uğurcan konusunda gerekse Trabzonspor'un kalan iki transferi konusunda bir hareketlilik yaşanacak diye düşünüyorum. Ama tabii Uğurcan'la ilgili bir de şu var. Muhatap direkt Ahmet Ağoğlu sanırım. Tıpkı Sörloth'un transferinde olduğu gibi konularla Ahmet Ağoğlu başkan kendisi bizzat ilgileniyor. Ve Uğurcan Çakır'ın İspanyol olan menajeriyle hani yurt dışı temsilcisi daha doğrusu direkt kendisi direkt Yani çok çok acayip pozisyon oldu Rusya-Danimarka maçında. Bir taraftan ona bakıyorum, ona bir anda güldüm. evet Rusya fark ettim. 2-1 yaptı. Alırsa beraberlik sağlarsa puanını 4 yapacak. Değil mi? Faruk, yanlışım yok. Rusya ilk maçta kimi yendi? Ya, Finlandiya'yı yendi. Yendi mi? Finlandiya mı onları yenmişti? Karıştı bütün hatlar. O kadar çok maç var ki. Neyse, birazdan veririm detayları. Sonuçta Uğurcan konusunda son durum: Trabzon Evet, yönetimi bu oyuncuyu satıp yeni transfer ya bütçesini oluşturmaya çalışıyor. Doğru mudur Gülhan? kesinlikle ama işte dediğim gibi şu anda rakam ne olur onu tabii kestirmek çok mümkün değil. Bu transferde Ahmet Ağoğlu bizzat ilgileniyor. Menajeriyle de her hafta düzenli olarak görüşme yapıyor. Hani birbirlerinden işte menajerine giden teklifler, Ahmet Ağoğlu'na gelen ya da daha doğrusu kulübe gelen teklifler karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak değerlendiriliyor ama resmi olarak yazılı bir teklifin gelmediğini şu ana kadar söyleyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederim Nurgül, günaydın.